Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz TV videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var, abonelerimiz var, Instagram'da takipçilerimiz var. Hepsine hoş geldin diyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 21 Mart maçlarını oynadık biliyorsunuz. Bir kupon yaptık. 3 maçlık bir kupon oluşturmuştum. Bugün için yani cumartesi günü için. İlk maçımız 0-2 çifte şahs Sydney maçıydı geldi ki ben Sidney'in deplasman takımının yani galip geleceğini düşünüyordum. Benim için aslında sürpriz oldu bu ama biz yatmadık. En azından 0-2 çifte şans edik. Daha garantiye gitmiştik. İkinci maçımızda Belarus Liginden İşlo Neman maçıydı arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol 6 dedik. Onun da ilk yarısı az önce tamamlandı. 0-0 yani o da tuttu. Son maçımızda benim zaten bu kombinde en güvendiğim maçtı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bütün 3 maçın oranı düştü. Yani benim normalde bu kuponun 1'e 2 veriyordu. Ama son oranlarla mesela Real Esteli maçını 1.18'e düşmüş arkadaşlar galibiyeti. Ben 1.32'den oynadım. İddia 1.35'den açtı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ama ben 1.32'den oynadığıma eminim. Şu an 1.18 değmez yani bundan sonra kupon yapacak arkadaşlara söylüyorum. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Burada maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü 1.30 gibi bir orana gidebilirsiniz artık size kalmış. Ya da 4.5 gol altı ve 1 hani o da olabilir ama biz direkt 1 dedik. Umarım gelir. Son son maçımız bu çünkü. Kuponun. Ki ben kazanacağını da düşünüyordum. Yani bu 3 maç arasında en güvendiğim maç Real Esteli'ydi. Umarım da gelecek kuponumuz devam ediyor. Şimdi oranları beğenmeyen arkadaşlarımız var arkadaşlar. Oranları beğenmemekte haklısınız. Ben de oranlardan memnun değilim. Ama bu maçlara da yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Yani Nikaragua. Şimdi mesela pazar gününden 3 maç vereceğim. 2 tanesi Burundi liginden arkadaşlar. Ben Burundi'yi Hani atta sönüme koysanız hangi kıtada onu bilmiyorum gösteremem yani. Dikleri de bilmediğim için hani yeni yeni alışıyoruz briklere o yüzden burada amaç kazanmayı alışkanlık haline getirmek. Zaten şimdi kartlara da koyacağım videoyu izlerseniz eğer şu an çıkmıştır muhtemelen. Hem iddia oran şikesi gerçekleriyle ilgili hem de iddiada kazanma yolları, kazanma taktikleriyle ilgili. Bence çok güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Yetinmeyi bilmek lazım arkadaşlar. O videoda da söyledim. O videoyu da izleyin, göreceksiniz. Yetinmeyi bilmek lazım. Yani yapabileceğimiz bir şey yok şu maçlara. Önemli olan hani bu zor günlerde, evde geçirdiğimiz bu zor günlerde hem sıkılmamamız, takip edeceğimiz maçların olması, hem de az da olsa cebimize para girmesi arkadaşlar. Diyoruz şimdi 22 Mart pazar gününün maçlarına geçeceğiz. Şimdi maçların arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hepsi erken saatte yani 9.30'da başlayacak. Benim kuponum yine bu 3 maçtan oluşan bir kupon yapacağım. 9.30'da başlıyor. Yani buna, bunları yetişemezseniz pazar günü diğer maçları ben çok beğenmedim işin açığı. Oynamayın derim. Yetişiyorsanız da oynayın. Yani ben yüksek miktarlarda basmamak şartıyla ama bunu unutmayın. Çünkü bu maçlarda yüksek misli. Misli bir tutarda basılmaz. Ee, bunu şöyle anlatmıştım ben size. Hani bu uzun vadeli bir rolling gibi arkadaşlar. Katlıya katlıya gideceğiz. Mesela ilk adımımız real estate'li kazanırsa geliyor. Bu şekilde katlıya katlı az az kazana kazana gideceğiz. bu ee, daha fazla uzatmayayım lafı. Başlayalım şimdi. Hong Kong'dan arkadaşlar. Wu Fitai Tai Guangzhou RF maçı. Şimdi Çin ligini takip eden arkadaşlar bu deplasman takımını şöyle göstereyim. Deplasman takımı arkadaşlar. RF yazıyor burada. Guangzhou RF'dir bunun ası. Aslı. Hani Çin'de de aynı isimli bir takım var. onla karıştırmayın. Bu Hong Kong takımı. Tamamen farklı bir takım. Hazır başlamışken deplasmandan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu maç yarı final maçı. Konfederasyon Kupası yarı final maçı ve tek maç üzerinden oynanıyor. Deplasman takımı liginde lider. Gayet de iyi bir formu var. Son 6 maçının 5'i 2,5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Yani gol atmayı çok sevmem zaten görüyorsunuz 4 0'lık galibiyet, 5 gollü galibiyet, 3 gollü galibiyetleri var deplasmanda. E gol atmayı seven bir takım ama golde yiyorlar yani savunma anlamında çok iyiler diyemeyiz. Ligde de lider olduklarını hatırlatalım Şimdi ev sahibi ekip orta sıralarda oynayan bir takım arkadaşlar. Gol yemeyi daha çok seviyor <laughs> gol atmaktan ama gol de atıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz yani gol atmadıkları maç neredeyse yok. 29 maçtır gol yiyor ev sahibi arkadaşlar. say 29 maçtır gol yiyen bir takım. Şimdi bu iki takım kupada karşılaşacak. Biri öne geçerse diğeri her türlü bastıracak gol atmak için. Atar atamaz. Ben iki da gol atacağını düşünüyorum ki burada da ona gideceğiz zaten. Şimdi ev sahibi ekibin arkadaşlar son 5 beş maçının 5'i de KG var bitmiş. Her iki takım da gol atmış ve son 10 on maçının 10'u 2.5 gol üstü bitmiş. Deplasman takımının ise son 6 maçının 5'i 2.5 gol üstü bitti bunu söyledik. Şimdi aralarındaki maçlara bakalım. Aralarındaki maçlarda arkadaşlar son 6 maçın hatta son 7 maçın 7'si de karşılıklı gol olmuş. Hatta son maç e, sondan bir önceki maç düzeltiyorum 5-3 bitmiş arkadaşlar. Yani çok gollü maçlara gidiliyor. E, ve iki takım da birbirine gol atmayı seviyor. 7'de 7, 2'de 2 takım da birbirine gol atmış. Üstüne üstlük ev sahibi takım arkadaşlar daha yani şu an orta sıralarda ama e, deplasman takımının lider olmasına rağmen tarihleri boyunca 10 kez karşılaşmışlar. Sanırım 7'sini kazanmış bu Votay. Yani daha e, 6 ya da 7 tanesini görüyorsunuz. Eski maçları hep o kazanmış. Hani kötü takım değil ve gol atacaktır arkadaşlar. Ben burada şimdi baktım 2.5 gol üstünü düşündüm önce. 2.5 gol üstü. 1.20 Biraz daha hafif bir arttırma, arttırma gitmek istedim. Karşılıklı gol var arkadaşlar. 1.25 oranı var fena değil. İyi bir oran diyebiliriz. Şimdi oran arttırmak isteyen arkadaşlar ne yapacaklar arkadaşlar? Şimdi diğer iki maçta oran arttıra, arttırma tavsiyesi veremem size ama bu maçta verebilirim. 3.5 gol üstü bence ideal bir tercih olacaktır 1.60'dan. Ama ben dediğim gibi kuponuma her iki takımda gol atarı alacağım arkadaşlar. Her iki takımda gol atar 1.25 daha garantiye gitmeyi düşünüyorum. İlk maçım bu şekilde. İkinci maçımız arkadaşlar Burundi Ligi'nden Musongati Le mesaj mı? Nasıl okunuyor bunlar? Allah bilir bunlar. Bu maçlar oynanıyor mu? Onu da bilmiyoruz da yapacak bir şey yok yani. Şimdi arkadaşlar puan durumu da bu iki takım birinci ve ikinci. İkinci olan yani Musongati şu ev sahibi olacak olan takımın Biri de maçı eksik. Onu da kazanını düşünürsek aralarında bir puanlık bir fark var. Yani bu maç böyle bir şampiyonluk düğümünün çözüleceği önemli, kritik maçlardan biri arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu çok önemli çünkü. Birazdan e, alacağım bahsi söyleyince bu önemli olacak. O yüzden bu maç arkadaşlar böyle biraz sanki kran krana geçecekmiş gibi bir his var benim içimde. Başlayalım değerlendirmemize. Deplasman takımı arkadaşlar 5 maçtır kaybetmiyor. Yalnız şöyle bir şey var. 5 maçının 4'ünde, son 5 maçının 4'ünde de 2,5 gol altı olmuş. Yani çok gollü maçlar yapmıyorlar diyebiliriz ki ligin en az gol yiyen takımı konumundalar şu an deplasman takımı. Ligin en az gol yiyen takımı zaten lider. Deplasmanlarda ise daha az gol yiyor. Yani kendi sahasında daha fazla gol yemiş deplasmana göre deplasmanlarda daha az gol yiyor. Zaten şu an görüyorsunuz. Son 3 deplasmanda gol yememiş. Hepsi 0, 2-0, 2-0, 4-0. Şimdi ev sahibi ekipse ligin en az gol yiyen ikinci takım arkadaşlar. Yani en iyi savunmaya sahip iki takım oynayacak. Bunu unutmayın. Ve ev sahibi ekibin iç sahada arkadaşlar sadece 6 gol yemiş 11 maçta. Yani iç sahada ekstra bir gol yememe şeyi var. Şimdi bu bilgiler ışığında şunu da söyleyeyim. Aralarında oynadıkları son 4 maçın 3'ü de arkadaşlar 2.5 gol altı bitmiş. Şimdi bu bilgiler ışığında ben tek bir şey tavsiye edebilirim size bu maçta. O da arkadaşlar iyi de oranı iyi oranıyla birlikte 2.5 gol altı Şu an görüyorsunuz 1.45 gibi bir oranı var. Ee, gayet iyi. Ve verdiğim bilgiler de bence bizi buna götürüyor. Bu orandan memnunum arkadaşlar. 2.5 gol altını kuponuma yazacağım bu maçta. İkinci kup maçımız da bu. Şimdi ben üçüncü bir maçı çok aradım. Çok e, uğraştım. Gerçekten uğraştım. Yani bir saat falan bakmışımdır. Bulamadım. İnanamadım. Güvenmedim hiçbir maça. Bir tane maç vardı aklımda. O da e, şuydu arkadaşlar. Kuanda, Cubango, Akademika 0-2 çifte şans yiyecektim bu maça. Yalnız e, bazı sitelerde bu maçın iptal edildiği yazıyor. O yüzden bu maçı almayacağım. Yani iptal edilecekse edilsin. Yapacak bir şey yok. Oynamak istemiyorum artık iptal olacak maçlara. Onun yerine şu maçı buldum arkadaşlar. Tamamlama maçı olarak kullanacağız bunu. Yani iki maçımız benim ana iki, iki maçım. Bu verdiğim iki maçtı. Bu son en alttaki Interstar maçı tamamlama maçı olarak görüyorum. Bununla beraber 1.90'lık bir kuponumuz olmuş olacak. Memnun muyum orandan? Kesinlikle değilim. Ama dediğim gibi yetinmeyi bileceğiz. Bu maçı da ne diyeceğiz arkadaşlar tamamlama maçımıza? Şöyle bakalım. Aralarında hiç golsüz geçen maç yok. Ee, ev sahibi takımın son 5 maçında golsüz geçen maç yok. Teplasman takımında golsüz geçen maç yok. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ben bu maçı tamamlama maçı olarak 1.05 orandan 0.5 üstü diyeceğim. Bir tane gol bekleyeceğim bu maçtan. Dediğim gibi yani üçüncü bir maç bulamadığım için ben de memnun değilim böyle bir orandan karşınıza çıkmaya ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 3 maç oynamak zorundayız. Yani olmasaydı ben şu diğer 2 maçı oynar geçerdim. Yapacak bir şey yok. 3. maçımız da bu. Şimdi baştan hatırlatayım. Wu Fu Tai Guangzhou RF maçı arkadaşlar. Karşılıklı gol var diyeceğim. Bu maçı 3.5 gol yani oran isteyenler arttırmak için bu maçı kullanabilir. 3.5 gol üstü bence olacaktır. Ama ben her iki takımda gol atar diyorum. Hatırlatayım benim kuponumda bu yer alacak. 2. kuponumun ikinci maçı arkadaşlar Musongati Le Massage. <laughs> ne biçim takım bu. Le Massage maçı arkadaşlar. 2.5 gol altı diyorum. Ben bu maçta 3 gol beklemiyorum. Son maçımızda Interstar maçında bir gol bekleyeceğiz. 0.5 gol üstü diyeceğiz maç boyu. E, tamamlama maçı olarak düşündüm onu da. Umarım gelir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabımızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Ben normallikler başlayınca oradan da hem kupon paylaşıyorum hem de bana ulaşabilirsiniz. Oradan daha rahat ulaşırsınız. Mesajları elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Evet başka diyeceğim bir şey yok. Umarım e, şu an devam eden kuponumuzu da tutar. Son maça kalan kuponumuz yavaş yavaş minik minik kazanmaya devam edelim arkadaşlar. Bu alışkanlığımızı kaybetmeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.